Herkese merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gülşen. Isparta Yalvaç'tan herkese selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bugün 4 Haziran 2024 Salı. Bugün sizlere Haziran ayında neler yapılması gerekiyor, yani yeni başlayan arıcılar için çok değerli bilgiler vermeye çalışacağız. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz, abone olursanız, videolarımıza beğeni atarsanız bizleri çok daha mutlu etmiş olursunuz. Çok daha video çekmemizi sağlarsınız. Hadi bakalım başlayalım. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Biz varava için böyle kışın kuruttuğumuz portakal, limon kabuklarını böyle körükte yakıyoruz. Bunun çok faydası var. Hani bulursanız da bulabilirsiniz de. Bu defne yaprağıdır, okaliptüs yaprağıdır. Bunlar gerçekten varavada doğal mücadele için çok etkili. Biz uzun zamandır kullanıyoruz ve etkisini görüyoruz. Kimyasal kullanmamaya gayret ediyoruz. Yeni başlayan arıcı arkadaşlar çok soruyor. Kıştan kurutacaksınız bunları. Evet, kurutup nasıl kullanalım diye soruyorlar. Yani bunun bir zararı yok. Biz körükte hani bakım yaptıkça sıkıyoruz, hani arılar da sakinleşsin diye. Duman olarak sıkıyoruz. Instagram'dan da çok soranlar oldu. Böyle bir video atmıştım. Bu arada Instagram hesabımız da bizim alttıra hikayemiz 6732. Oradan da çok sorular geliyor. Dönmeye çalışıyoruz. Fırsat oldukça sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Oradan da takip etmek isteyenler edebilirler. Yine söyleyeyim, bizim alttıra hikayemiz 6732. Kanalımıza aynı ismi koyduk, karışıklık olmasın diye. Evet arkadaşlar, 10-15 gün önce arası aldığımız oğul bu. 4 çıtaydı. Çıta istemiş. Elimde kabarmış çıta var. Bu çıtaları oğullarda değerlendireceğiz. Hemen yavru atması için, ilerlemesi için. Nasıl çıta vereceğiz diye, kapatmışlar mı nasıl diye bize soruyorsunuz. Bakın, üzeri bağlı yapmış. Maşallah. Burada kapalı yavrular var. Sarı sarı, küçük küçük, yeni kapatmışlar. Böyle kapalı yavrular gördüğünüz zaman da azar azar besleyin. Böyle bir çay bardağını geçmesin. Azar azar teşvik beslemesi yapabilirsiniz. Şöyle de bakıyorum. Yukarısı sırlı balı var maşallah, çok güzel. Hiç besleme yapılmamıştı bakın bu arı. Evet, oldu bu. Evet, nektar çok güzel geliyor. Çıtayı nereye koyalım diye soranlara da onu da gösterelim. Bir de bir çıta daha atalım, açayım ben size. Gördüğünüz gibi maşallah genç kraliçemiz. Oğulları bu. Full yavru. Sarı sarı. Koyu değil. Değil değil mi? Anar sandım. Evet. Değil. Bakın bu taraf daha belli. Maşallah. Yavru atış çok yavru güzel. Yavru atış çok güzel. Kraliçeye yavru atacak yer kalmamış. Hemen buna bir tane bir çıta vereceğiz. Bunu yerine koyalım. Son çıtaya bir daha bakalım. Eğer arka tarafta kapalı yavru varsa çıtayı buraya verelim. Evet. Arka kapalı tarafta yavru. Kapalı yavru var. İçte de kapalı yavru var. Araya koymayalım. Arı çekildiği zaman bu kapalı yavrular üşütme ihtimali olur. Bizim evet. Burada hava sıcaklığı geceleri 17-18 derece kadar yükseldi. Hafta sonu yağmurlar var. Tekrar sıcaklık bir 5 derece düşecek. Mevsim normallerine 25 derece. Gündüz şu anda 31-32 derece sıcaklık var burada. Evet. Şu an çok sıcak. Mayıs ayı da yağmurlu geçti. Evet. Çıtayı sona koyuyorum arkadaşlar. Kapalı yavrunun yanına koyuyorum. Sonda kapalı yavru olmasaydı duvar tarafında içeriye koyacaktım. Buna biz kek de vermişiz. Keki maşallah bitirmişler gördüğünüz gibi. Evet, yarım kek koymuştuk. Evet, nektar geliyor. Arı kendine besleyebiliyor. Şimdi oldu bu 5 çıta. Ben bu arıyı sezona nasıl yetiştiririz? Nasıl hızlandırabilirim diye soranlar oldu bize. Şimdi bu arı kapalı yavrusu var. Arı kapatmış. Belli bir mevcut var. Biraz daha nüfus arttığı zaman güçlü kovanlardan full kapalı yavru alın bir tane. Böyle çıkmaya yakın. Açık sarı değil. Koyu renkli böyle. Koyu. Onu alıyorsunuz. Arıyı silkeliyorsunuz kovanla. O çıtayı kapalı yavru alıyorsunuz. Burada atıyorum. 2 ile 3'ün arasına o şeyi verin. Kapalı yavrulu çıtayı. 5-6 çıta olacak. Orada da işçiler çıktığı zaman nüfus birden artmaya başlayacak. Ondan sonra akabinde çıta istemeye başlar. Buraya da biz yemli koyacağız. Beslemek için. Evet, beslemek azar için. Azar azar.
şu anda elimize yok. Yeni çıta verdik. Nektar çok güzel geliyor şu anda. Nektar geliş durumuna göre de besleyebilirsiniz arkadaşlar. İlla besleyeceğiniz diye bir şey yok ama biraz da takviye etseniz daha iyi olur. Evet, şimdi herkesin yöresi farklı oluyor. Burası Isparta Yalvaç, hani bizim nektar bazen geliyor, bazen de durduğu oluyor. Yağmurlar vardı işte, dediğimiz gibi geçen ay yağmurlar yıkayıp götürüyor nektarı. O dönemde haftada iki falan besleme yapmıştık biz. Cuma, salı cuma gibi iki kere yaptık. Gerek duydukça hani besleme yapılır. Bir de bizim bal sezonumuzu burada şimdi Temmuz. Temmuz'un ilk haftası ya da en fazla ikinci haftası gibi, hani 5 hafta ya da 6 hafta şimdi kaldı. Şimdi biz böyle tarif veriyoruz ama bu sene iklim erken geldi, mevsim erken geldi. Evet. Belki bal akımı da 10-15 gün erken gelme ihtimali var. Arıcılar arasında konuşuyoruz arkadaşlar arasında. En fazla Haziran 20'ye kadar hızlandıralım bu işleri. Çıta ördürelim, petek kabarttıralım. Ne kadar böyle bol nüfuslu, işçili arıyla girersek o kadar bal yaparız. Evet. Bunlara dikkat edeceğiz. İşçi sayımız çoksa balımız da o kadar çok olur. Bir kulağını daha açalım. Bu neydi canım? Bölme mi? Bu bölme. Bunları da biz bölmüştük. Geniş bölmüştük. Yani fazla çıta, 5 çıta gibi böldük. Bakın arkadaşlar. Evet. 5 çıta bölme yaptık. Kapalı yavrusu var. Çıta istedi. 6'yı verdik. Tekrar çıta istemiş. Ne zaman çıta verelim diye soran arkadaşlarımız. Evet. Yemliklerin altında bu şekilde böyle mum salkılıyorlar. Bunlara dalak diyorlar arıcılar arkasında. Arkadaş arasında. Evet. Bu şekilde gördüğünüz zaman bu arı çıta istiyor bizden. Buna çıta verelim. Elimize kabarmış varsa daha iyi hızlandırırız. Yoksa ham petek verelim. Şimdi ben buna bir kabarmış tam varsa getireceğim. Yoksa ham petek vereceğim. Evet, böyle gördüğünüzde yerim dar diyor, sığamıyorum diyor. Bakın şu dip çerçeveyi de göstereyim, çıtayı. Bakın bunu ben yoğunluğa daha yeni verdik. Örneğin. Bunu ballandırmışlar, şöyle sulandırmışlar. Yoğun yani, yoğun. Çok güzel. Güzel maşallah. Larvası yok. Müthiş güzel arılarımız maşallah. Bunları da canım şeyi kapatınca besliyoruz değil mi? Böldüğümüz kovanları da. Evet. Yavruyu, ne zaman yavrular kapandı o zaman besliyoruz. Soruyorlar. Ben onu da göstereyim. Bir nasıl kapalı yavru gösterelim tekrar. Bu arıyı besleyecek miyiz, beslemeyecek miyiz? Evet, çok soruyorlar onu da. Bir daha açalım. Bir daha emin olalım ona. Burada gördüğünüz gibi kameraya belki görünmeyebilir. Hep günlük var. Günlükleri sulandırmışlar. İkinci, üçüncü gün olmuş. Bazı günlükler. Son çıtaya arı yavratmış arkadaşlar. Elimde kabarmış varsa son çıtanın bir yanına vereceğim içeriye. Yoksa ham peteği dışarıya vereceğim. Örecekler içeriye alacağım yavrattırması için. Bir çıta da çekeyim. Kapalı yavruyu gösterelim arkadaşlarımıza. Yeni başlayanlara gösteriyoruz. Usta arıcılarımız zaten biliyor. Onlara saygı sonsuz. Evet. Sevgiler. Bakın arkadaşlar. Kapanmış yavru. Çıkmaya da yakın. Çıkmaya yakın. Böyle olunca çıkmaya yakın demek. Rengi şey olmuş. Biraz daha koyulaşmış. Koyulaşmış evet. Çıkmaya yakın. Zayıf arılara, kolinerinize böyle çıkmaya yakın çıtaları verebilirsiniz. Arısını silkeleyip. Arıyı ama buraya silkeliyorsunuz. Evet. Onu çok atıyorum. Soruyorlar. 3 çıta arı ya oraya. Bunu oraya götürüyorsunuz. İçine bırakıyorsunuz. Direkt hiç şeysiz evet, değil mi canım? Kokusuz. Bir hafta içinde çıkmaya başlayacak. Nüfus çoğalmış olacak. İçeride işçiler olacak. 20 gün sonra tarlacı olacak. Bunlar bal sezonuna yetişecek. Bu arıyı azar azar şerbetle besleyebilirsiniz. Haziran ayında başka neler yapabiliriz? Zayıf kolonileri güçlü arılardan böyle kapalı yavrular olarak bunlarla takviye ederek arıları dengelememiz lazım. Evet. Bal almak istiyorsak tabii birleştireceğiz. Bir de yalancıya gitmiş analar var. Yalancıya gitmiş kovanlarımız var. Bunlara ne yapalım diye soranlar çok oldu bize. Evet. Anlatıyoruz ama yine soruyorlar. Bir daha anlatalım. Arkadaşlar sezon az kaldı. 20 gün diyorum ben. Belki bir ay. Bir ay zarfında yeniden ana tutacak, yeniden ana çıkaracak, çiftleşmeye gidecek, yumurta atması bir ay sürüyor. Bir ay içinde o kovan yetişmez. Bunu ne yaparsınız? Yalancı ekmiş analarını, çıtalarını silkin kovanın içine ya da dışarıya bir yere de silkebilirsiniz.
Orada işçarlar, tazarlar kalıyor. Ben kovanın içine silkeledim. 2 gün çıtalarını vermedim, çıtalarını aldım. Yalancıya giden ana yumurta atamadığı için çatlayıp ölüyor. Evet. Tekrar o kovanı güçlü bir koloniyle birleştiriyorum kovanla. Birleştirme videolarımız var. Geçen yıl çok izlenmişti. Ona bakabilirsiniz. Tekrar bu yılda birleştirme videosu çekeceğim. İnşallah. Bu şekilde böyle bunları dengeleyin. Bala hazırlayalım arkadaşlarımız. Bu şekilde yaparsanız daha erkenden kovanları hazırlamış oluruz. Ben buna bir çıta bakayım. Kabar mı? Evet. Şimdi çıta vereceğiz. Arkadaşlar elimizde kabarmış çıta kalmadı bizde de. Hepsini kullandık, değerlendirdik. Oğullara kullandık. Şimdi bu 6 çıta, bunu nereye vereceğiz? Kabarmış olsaydı içeriye verecektim. Kabarmış yok elimde. Son çıtayı birleştiriyoruz. Geri yerine alıyorum. Bunu dışarıya veriyorum arkadaşlar. Bu çıta kabardığı zaman hazır olduğumu bunu içeriye alıyorum. Niçin? Arı hemen yavratsın diye. Son çıta ballı polenli olmuş. Yani duvar çıtası olmuş. Şunları da alıyoruz. Bunları da çok soruyorlar. Ne yapıyorsunuz? Çöpe mi gidiyor diye budalaklar. Hayır. Bunları arı satan malzemeciler alıyor. Bunun yerine bize ham petek veriyorlar. Evet. Bunları biriktirin güvelendirmeden. Evet. İsteyen imkanı varsa eridiyorlar. Mum, bal mum yapıyorlar. İmkanı olmayan bu şekilde böyle ben bir yerde biriktiriyoruz. Veriyoruz şeylere. Bunları veriyoruz. Kilo bazında alıyorlar. Bunları bir tane kovan daha açtık şimdi. Evet, bu da bizim bu yılın aldığımız oğullardan. 4 çıtaydı. 2 çıta daha ekledik bugün. Bir tane kabarmış elimiz olmadığı için ham çıta verdim arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Çuvalın altına dalak sallamaya başlamış. Mum yapmaya başlamışlar gördüğünüz gibi. Evet, bu sıkıştığını gösteriyor. Evet, arı bizden çıta istiyor. Sonra koyuyorum elimize kabarmış olmadığı için. Kabarttılar mı bir içeriye alacağız. Bu şekilde yapıyoruz. Keklerimiz bitmiş. Bunları alalım. Bu şekilde oğullarımız hızlı bir şekilde gidiyor. Evet, güçlü bölmüştük. Ya hayır, bunlar bölme oğul değil. Bunlar oğul değil mi? Evet, oğullarımız güzel gidiyor maşallah. Hiç besleme almadan daha hızlı yapmadım şekilde ilerledi bunlar. Ballarını yapmışlar. Kapatmışlar yavrularını da. Sonra şimdi bir de şeylerimizi açalım. Birkaç bölme açalım ne alemdeler. Şimdi de bu yıl böldüğümüz bölme kovanımızı açtık. Evet, durumuna bir bakalım. Yavru atışı nasıl, kapatmışlar mı? Beslemeye geçebilir miyiz? Bunları öğrenmek için sizle beraber açalım. Bugün hava bayağı sıcak. Biz bile perişan olduk yani. 5'ten evet sonra geldik buraya arıya bakmak için. Çok sıcak, 32 derece. Telefonla çekiyoruz. Telefon bile kapanıveriyor sıcaktan. Evet, son çıtamızda herhangi bir şey yok dış tarafında. İç tarafını gördüğünüz gibi bal, polen sulandırmışlar. Hiç besleme yapılmadı bu arı. Kendi bulduğu doğadan. Bir içeriye bakalım. Bölünce de biz rahatsız etmedik. 35 gün sonra açmıştık. Onu geçenki videomuzda anlatmıştık. Sonra kontrol ettik 35 günün sonunda. Evet. 2-3 tane sıkıntılı vardı. Evet, bir içerdik çıtamız. Ben günlükleri görebiliyorum. Maşallah çok güzel günlük var hiç her tarafta. Şöyle açayım kameraya doğru. Kamera görmeyebilir. Siyah petek olduğu için belki görülmeyebilir. Evet. Ben görüyorum şöyle. Güneşe biraz bakıyorum. Burada güzel yavru atmış. Bu tarafta da günlüklerimiz var. Bir içerideki çıtaya bakalım. Daha yeni geçmiş bu ağrımız bizim. Bakın arkadaşlar. Yavru kapanmış. 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 Beyaz beyaz da kapanmak üzere. Şöyle biraz bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi kapanmak üzereler. Bazı yavrular. Kurtçuk şeklinde olmuş. Bu arımız iyi maşallah. Fazla rahatsız etmeyelim. Bu tarafa da göstereyim. Yeni yeni kapanmak üzereler. Haziran ayında da oğullar devam ediyor. Arılarımız yanına 5'ten sonra gelip etrafa bakalım. Oğul olabilir. Mevcut kolonilerimiz oğullamış olabilir.
oğula gider. Oğulları alabiliriz. Bu ayda yapacağımız arıları eşitlemeye çalışalım. Dengeleyelim ve bala yetişmiş olsun. Birisi 10 çıta, birisi 2 çıta, biri 3 çıta olmasın. Mümkün oldukça eşit seviyede bala gidelim arkadaşlar. Şimdi bir tane kovan daha açtık. Bu kovanımız geçen ilk kontrol ettiğimizde sıkıntılıydı. Anlayamamıştık. Acaba dedik aynı göze 3-4 tane atmış gibi gördü eşim. Şimdi nasıl olmuş canım? Durum ne? Şimdi tek tük günlük gördüm. Mevcut da güçlü. Mevcut da güçlü. Arı da sakin böyle. Sanki kraliçe varmış gibi. Biraz sürpriz de yapabilirler. Bunlar erkek göz olmuş bunlar. Biraz daha takip mi gerekiyor? Bu yine anayı değiştirecek herhalde. Burada sütlenmiş, bozdum ama. Oo. Bir bakalım bunda. Son çıta bu da. Buralarda erkek gözü var. Ana tutmamış da olabilir. Tek günlük de var. Şüpheli kovan yani. Ben de düzeldi diye düşündüm de. Bir araya çıta vermiştik. Bir ona bir bakalım. Yumurta alsın diye. Çünkü bir ay zaman zarfında çok bu şey yapmış. Bal getirmiş. Evet. Haydi bakayım. Var mı günlük? Biz göremiyoruz bazen. Ana arıyı falan izleyicilerimiz görüyor. Vallahi günlük var ama iki tane mi? Siyah petek olduğu için ben de içeriği seçemiyorum. Vallahi günlük de günlük var ama günlük var, var. Var mı? Var. Şey mi? Bir gözde bir tane mi? Bir tane gördüm bir gözde. Seyrek mi atıyor? Anayı beğenmediler. Değiştirecekler mi? Yüzük de yapmış bir tarafa. Demin bozdum. Ama yine de bozmayalım istersen. Anayı değiştirecekse. Varsa bir daha bozma. Yok, bu kovan pek iç açıcı değil. Düzelmemiş. Ana var herhalde büyük ihtimalle. Ya çok gevşek yavru atıyor. Evet. Anayı beğenmemiş olabilirler. Şey soruyorlar bir de şu ortada atan, ortada yüzük atıyorlar ya. Evet. O süperse dur. Onun anlamı anayı biz beğenmedik. Anayı değiştireceğiz diyor arılar. Şu ortadaysa ortada, şöyle. Şu ortada şöyle bir yüzük gördüğün zaman pek bozmayın onu. Arılar bize şey söylemek istiyor. Anayı biz beğenmiyoruz, değiştirmek istiyoruz diye. Ama şu kenarlarda görürseniz. Oğula meyillenme. Onlar oğul belirtisi. Buralarda oluyor şöyle. Parmak gibi. Az bir arı var ama anayı da göremiyoruz. Bir tane daha çıta kaldıralım. Bu arada olmazsa. Olmazsa. Ya birleştirme yapalım. Sezona yetiştirelim. Bir daha buna kapalı ana çıkarsın, yüzük yapsın diye uğraşmasın. Burada pek arı yok. Şurada herhalde kapanmış bir yüzük var şu. Görünüyor mu? Evet. Biz buna bir daha şans vermeyeceğim. Ana çıkarsın, yumurta atsın diye beklemeyelim. Bunu bizim iki çıtalı bir tane şeyimiz var. Oğul. Oğul var. Oğulla birleştirelim. Anası tutmuş, hazır. Hemen bağla gitsin yani. Ya buralarda tek tek günlük de var ama yeni mi geçiyor acaba? Bilemedik ya. Ustalar izliyorsa yorumda yazabilirler. Evet, ustalarımızdan bir yorumlar alalım. Biz de soruyoruz çünkü. Bazen böyle biz de bakıp kalıyoruz. Bizden tecrübelerin bilgilerini evet, biz de bu konuda biraz şüpheli bir daha bakalım ona sonra. Evet. Bunu kapatıyoruz değil mi? Şimdi sonrayı halledeceğiz. Sonra bakalım. Bunu diğer kovanlarla birleştirme videosu çekelim bununla ilgili. Tamam. Buna yok. Şöyle bir soru vardı yine arkadaşlardan, yeni başlayan arkadaşlardan. Ne zamana kadar besleme yapalım diyorlardı. Bal akımına 15 gün kala kadar
besleme yapılabilir? Ya bulunduğunuz yöreye göre. Yani balım şekersiz olsun diyorsanız ya 15 gün önce kesilmeli. Değil mi canım? 15 evet. günde. Nektar geldiği zaman biz şerbet besleme yapmıyoruz. Çünkü doğal bal almak istiyoruz. Doğal bal. Bakın bu arılar hiç biz besleme yapmadık. Gördüğünüz gibi sulu. Her yer sulandırmışlar. Bunu sırlayacaklar, kapatacaklar. Alın size doğal bal. Evet. Besleme yapılmadı. Mevcut da güzel. 6 çıtalı bir koloni bu. Kovan. Yani güzel ilerler. Hızlı gelişiyor. Bölmemiz bizim bu. Bakın. Hatta bazı yerler kapanmaya başlamış gördüğünüz kapanmış. Gibi. Bir hafta sonra komple sırlanır bu. Sulu sulu bal var. Evet. Bal geldiğinde nasıl anlayalım diyorlar. Gözlere mesela, bakınız. Evet. Sulu sulu gözler. Silkelediğin zaman evet. günlük baldır o. Akıyordur kovanın üstüne akar. Silkeleyin şöyle çıtayı silkin. Yeni balsa orayı hemen akar hemen zaten. Hemen akıyor. O günlük gelen günlük baldır. Geldiyse. Bir de şöyle çıtaların üstü ağırgınsa. Evet. Yukarıdan göster onu böyle görebiliyorlar mı? Vallahi görünüyor mu bilmiyorum da. Çıtaların üstü. Mesela şunu ben ağırgın olduğunu fark ettim. Elimlerde. Şurası. Evet. Bal geliyor demektir şöyle. Evet. Yani bal bu bilgiler geliyor çok demektir. Önemli. Evet. Bunu yeni başlayan arkadaşlarımız çok soruyor. Çünkü ben bilmiyorum nasıl bal geliyor diyor. Çıtaların ağırgınlığı üstten baktığımızda ağırgınsa bal geliyor demektir. Yine şöyle bir soru vardı. Ben onu eşim bakarken göstereyim. Karakovan balı nasıl üretebiliriz diye soran bir arkadaş vardı. Karakovan balı dediğimizde arı mumunu kendi örecek. Biz boş kasnak veriyoruz böyle güçlü kovanlarımıza. Şöyle 8 çıta, 10 çıta olan kovanlarımıza. Arı mumu kendi örüyor, içine yavru atıyor, sonra bal yapıyor. Yani karakovan balı da bu. Hazır mum değil de arının kendi ördüğü mumdan yapılan bal. Evet, kovanda ana olup olmadığını, anayı göremiyorum ama çok belirgin şekilde günlükleri görüyorum. Günlük. Şurada günlükler çok. Tamam. Yani kovanda sıkıntı yok. Hem bal yapıyor hem kraliçemiz, bölme arımız bu. Çok güzel de yumurtluyor maşallah. Bu kovanda da sıkıntımız yok. Bölmelerimizden dediğimiz gibi 3 tane kovanda sıkıntı var. Onları belirledik. Birisi az önce baktığımız kovan. Ona hala emin olamadım ben. Günlük var ama çok seyrek. Ona 1-2 gün içinde bir daha bakıp olmadı. Anası tutmuş 2 çıtalı bir kovanla birleştireceğiz. Onun videosunu çekelim sizlerle. Evet, şimdi bir tane bölmemiz daha açtık. Bakın burada ben ayrıntılı olarak göstereyim. Bilmeyenler için, yeni başlayanlar için. Bakın şuralar ağırgın bir şekilde. Şöyle göstereyim. Yani ağırdıysa üst kısımlar, üst çerçeveler bal geliyor demektir. Bunu çok sordular bana Instagram'dan. Şöyle yine burada bir bakın örnek var. Bu kova ne istiyor arkadaşlar? Bizden çıta istiyor. Bu evet. şekilde anlıyorsunuz. Elimize kabarmış olmadığı için ham çıtamız var. Bunu sona vereceğiz. Bunu işleyecekler, kabartacaklar. Hazır olduğu zaman yavratması için bir içeri alacağım ben. Şimdilik dalakları gördüğünüz gibi sallamışlar. Evet. Hep aynı şeyleri anlatıyoruz gibi düşünmeyin. Çünkü yeni arıcı arkadaşlar o kadar zorlanıyorlar ki. O kadar evet. çok soru soruyorlar ki. Ben çok görmüyorum arkadaşlar. Biz de. Başladığım zaman ben arılarım öldüğü zaman çok böyle denize düşen yılana sarılırım gibi neydi öyle bir laf vardı. Evet, denize düşen yılana sarılır gibi. Herkese soruyorduk. Herkese... Soruyoruz. Herkes farklı bir şey söylüyor. Bazıları öğretmek istiyor. Bazıları işte söylemiyor. Geçiştiriyor. Herkesten Allah razı olsun. Mervit abiden Allah razı olsun. Ali abiden Allah razı olsun. Evet, onların sayesinde çok şeyler öğrendik biz. Evet, biz de bildiğimiz bilgileri ya en sade dille, en basit dille sizlere evet. anlatmaya çalışıyoruz. Üst arıcılarımız bunları biliyorlar. Hiç ama bilmeyenler. Aynı şeyi anlatıyorsun için. Diye bize belki kızabilirler ama hiç bilmeyen arkadaşlarımız var. Onlara örnek olsun arkadaşlar. Bunlar altın değerinde. Zaten arıcılığın evet. çok önemli şeylerini anlatmaya çalışıyoruz. Çıta verme, bal gelmesi, bölme, oğul alma. Bunları hep gösterdik zaten. Evet, diğer tarafa geçin. Şimdi polen almayla da ilgili sorular vardı. Biz polenleri şöyle 5 çıtayı geçince alıyoruz. Yani polen yavru atışı için bakın biliyorsunuz çok önemli. Biraz aldık biz. Şimdi biraz daha alacağız. Sonra polen tuzaklarını eşim yine kapatacak. Yani sürekli polen almıyoruz. Arılarımızın beslenmesi için. Onu da mı açtın? Ona da bakalım birlikte. Ben şu tarafa geçeyim şöyle. İşte bu da tutmayan kovanlardan bakayım, bir tanesi. Bu taraftayım ben.
tarafta tutmayanı örnek. Bunda vızır vızır arılar çok hareketli. Büyük ihtimalle ana yok gibi algılıyorum ben. Şöyle gözlere bakıyorum. Günlük görüyorum. Gördün günlük mü? Görüyorum. Ama niye hızlı ilerlemiyor? Dağınık mı atıyor? Ana mı iyi değil? Biraz yüksek konuşabilir misin canım? Evet. Bunda günlük gördüm çok şükür. Herhalde yeni geçmeye başlamış anası. Günlük gör diyorum. Şöyle anayı görebilir miyim? Çıtaya da öyle bakayım bir. Şu ne? O erkek, erkek arı. Şu mu? Erkek gözüm işte şu. Ha, o boş yalancı gözüm. Boş mu? Kraliçeyi görebilecek miyiz? Şöyle bir bakalım. Kamerayı da çekerim de bazen izleyiciler söylüyor bize şurada, çıtanın şurasında diye. Yoğunluk da çok bu tarafta, görmek zor. Zor. Bazen çaylak ana olduğu için yeni olabilir. Küçük. Kıskanıyorlar. Küçük evet, oluyor, üzerine görünmüyor. Saklıyorlar onu, gizliyorlar. Üstüne çıkıyorlar arılar. Bunda yok. Ama günlük var bunda. Yeni yeni geçecek herhalde. O zaman biraz bekleyelim. Bekleyelim, acele etmeyelim. Bu sene hazır olana, bunlar seneye çok müthiş verim alırız. Evet. Yalnız bu kraliçede günlük var da. Düzensiz mi? Düzensiz yavru atıyor. İki tane buraya atmış. Oo. Kenarı bire oraya atmış. Bunda çok böyle belirgin, mesela çıta boş. Fazla bal da yok. Evet. Şimdiye kadar yavruları döşemesi lazım ki diğer çıtaları gördüğünüz kovanlarımızı hep kapatmışlar. Bunda yok. Bu şekilde olan arıları kraliçeyi bulup öldürebilirsiniz. Zayıf koloniyle, kovanlarla birleştirelim bunları. Çünkü sezona yetişmez. Yetişse bile ileriye dönüp bu kovandan verim alamayız. Anayı beğenmemiş olabilirler. Çok seyrek yavru atıyor. Zayıf olabilir. 19 tane bölmeden, 17 tane bölmeden 2-3 tane olabilir böyle şeyler. Normal ya. Normal. Evet. Bunda verim yok fazla. Diğer geldiğimizde birleştiririm. Oğullarla falan. Bal almak istiyorsak dediğimiz gibi güçlü, katlı katlı kolonilerle çalışmamız lazım. Öyle 2 çıtalık, 3 çıtalık bir arı anca kendini besliyor yani. O 2-3 çıtalık arının balı olmuyor. Yük oluyor bir de, hani beslemesiydi, şeyiydi, taşımasıydı, taşımalıcı arıcılık yapıyorsanız. Güçlü kolonilerle bala girmek lazım. Çamda çalışıyorsanız çama da aynı şekilde güçlü arılarla girmek lazım. Buna da bakalım beraber izleyicilerimizle. Son kez buna da bakalım. Bu da böyle ilerlemeyenlerden bir tanesi. Çok da uzun olmasın videomuz. İzleyicilerimiz de sıkılmasın. Evet, sıkılmasın. Hem anlatıyoruz hem pratikte gösteriyoruz bir şeyler. İnşallah verimli oluyordur izleyicilerimize. Bu tarafta bir şey yok. Komple sulu bal. Burada da arı hareketli. Vızır vızır. Bu kovanda da tutmayan bir kovanlardandır. Şans verdik biraz daha görelim diye. Şöyle hızlı bakıyorum. Kraliçe görünmüyor. Göremiyoruz. Burada kapalı. Günlük var arkadaşlar da. Ama seyrek. Düzensiz. Çok düzensiz atmış. Yukarıya atmış, başlamış. Fazla video uzun olmasın. Sizleri sıkmayalım. Bir video, bir çıta daha çekelim şöyle. Evet. Mesela bunda bakın, bal yok, bir şey yok. Boş gözler çok. İyi bir kraliçe olsa buralar her yeri günlük atması gerekiyor. Şu anda günlük görüyorum. Kaç tane görüyorum? Yan yana 1, 2, 3. Başka düzensiz. Yok. Düzensiz yani. Çıtanın diğer tarafında. Bu tarafta 3 tane. Evet. Verimli bir ana düzenli yavru atacak. Kitap gibi. Daha önce göstermiştik videolarımızda. Evet. Acemi bir çaylak da olabilir. Bazen gitmiş şeyin polenin üstüne atmış. Yok yok, bu kovan ana biraz günlük var. Şu tarafa günlüğü doldurmuşlar ama bir gözde 2 tane daha var. Sadece bir tane gördüm. Ya da yeni geçecek. Diğer geldiğimizde kontrol edelim. Evet, diğer geldiğimizde bir daha kontrol edelim. Sizleri fazla sıkmayalım. Evet. Evet, bu konu kovanımızı da açmak istedik. Örnek için sizlere göstermek istedik.
Bu kovanımızı 7 Mayıs'ta bölmüştük. Bugün dedik 4 Haziran. Ya yani daha bir ay olmadı bunu böleli. Örnek olsun diye gösteriyoruz. Hani günlük var mı yok mu gibi. Evet, siyah petek. Ben de gün ışığına tutarak görüyorum. Maşallah ana yeni çıkmış. Burayı çok güzel günlükle doldurmuş arkadaşlar. Sirkeye yeni geçmiş. Sirke demek günlük yavru demektir. Günlük kıl gibi böyle. Ha, gözlerin içinde böyle dik dik şeklinde beyaz beyaz kıllar. Onlara sirke deniyor, günlük deniyor. Kraliçe günlük yumurta atmış demektir o. Yani canım kaç gün olmuş oluyor? Bir 16 günde çıkıyor bir ana arı. Şimdi 7 Mayıs'ta bölme yaptık. 23 Mayıs'ta çıktığını düşünsek 16 günde çıkıyor kraliçeler. 23 Mayıs'ta çıkıyor. Bugün 4 Haziran. 31 çekti bu ay. 10 gün sonra baktık. 10 gün sonra bu ana tutmuş ve sirkeye yatmış. Evet. 10 gün boyunca açmadık. Kiminimize göre ana kraliçemiz elimize hazır olmadığı için bize göre biraz zaman kaybı ama elimize kraliçe olmadığı için, Haziran'a vermediğimiz için bu şekilde de böyle arıyı çoğaltmış oluyoruz. Bu kraliçe 10 gün sonra yavruya yatmış. Çok da güzel yavru atmış. Fazla rahatsız etmiyoruz. Besleme yapmıyoruz. Varsa kek koyun üzerine. Yavruları kapatması lazım. Biz evet. Kapatınca besliyoruz. Çünkü ana kraliçeyi kesme durumları oluyor. Tabii. Kapatacak gel yavruyu. Ondan sonra biz bu şekilde yapıyoruz yani. Evet, bu kovan çok güzel maşallah diyelim. Sahibine hayırlı olsun. İnşallah. Evet, biz bakımlarımızı bitirdik. Çok sıcak bir gündü. İkindinden sonra gelmemize rağmen maalesef. Evet. Eşim çok yoruldu. Bakın kanter içinde kaldı. Yani bu işler gerçekten o kadar emek işi ki. Yavrum çok yoruldu. Evet, arıcılara destek olalım lütfen. Ballarımızı aracıdan değil, arıcıdan alın muhakkak. Emek verenlere destek olalım, üretenlere yardımcı olalım. Dediğimiz gibi çok felaket bir sıcak var. Evet. Beşten sonra geldik ama hala felaket sıcaklar, bakılacak gibi değil. Kısa kısa hemen çıta isteyenlere çıta verdik. Kısaca bir Haziran ayını özetleyelim sizlerle. Bal akımına bazı bölgelerimizde bir hafta kalmıştır, 10 gün kalan vardır, 20 gün kalmış olanlar vardır. Bölgenize göre bizim aşağı yukarı burada 20 ya da 25 en fazla bir ay. Ya da 5 hafta da olabilir. 5 haftada. Zayıf koloni olanları, kovanları güçlü kovanlardan kapalı yavru alarak silkeleyip arısını onlarla birleştirme yapın. Eşit ve dengeli şekilde bal akımına girerseniz bütün kovanlardan bal almış olursunuz. Zayıf kalan kovanlar da bu arada güçlenmiş olur. Ana kraliçe biraz daha hızlı yavru atmaya başlar. Nüfusuna göre çoğaltır. Haziran ayını bunlara dikkat edelim. Bölgelere göre soğuk olan yerler var, yağış olan yerler vardır muhakkak. Azar azar beslemeyi de ihmal etmeyelim. Bal akımına böyle 15 gün kala beslemeyi kesin. İlaçları da kesin. Çok doğal bal ve kaliteli bir bal almış olursunuz. Az önce bölmelerimizi, oğullarımızı gördünüz. Nasıl bal yapmışlar, çok güzel. Yani bunlara dikkat edelim. Hepsi bizim elimizde inşallah. Herkese bereket olsun şimdiden. Evet, tüm arıcılarımıza bereketli sezonlar diliyoruz. Yine sorularınız olursa videonun altına da yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizleri cevaplandırmaya çalışırız. Şimdilik bizden bu kadar. Videomuz biraz uzun oldu. Hani yeni başlayanlara da gösterelim diye sizi sıktıysak da kusura bakmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Isparta Yalvaç'tan selamlar, sevgiler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.